Pascal. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Tehlikeli bir kasırga şehrimize yaklaşmakta. Herkes güvenli yerlere gitsin. Eyvah! Duydunuz mu? Bu kasırga tehlikeliymiş. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Ha! İnanmayın bu laflara. Bir kere bile meteor düşmedi bizim mahalleye. Remzi haklı. Meteoroloji ve meteorun hiç ilgisi yok. Ayrıca yetkililer ne yapabilirler ki? Onlar sadece gözlemleyip tedbir almamızı sağlıyor. Şimdiden Zeki kız haklı gibi geldi. Keşke meteorlar düşse, içlerinden uzaylı organizmalar etrafa yayılsa, bütün herkesi ele geçirse ve büyük bir macera başlasa. Oo, kapüşonu kafasına yapışıktan ilginç bir açıklama geldi. Hayır, kafama yapışık değil. Yapışık! Ah! Elimde bir sihirli değnek olsaydı neler yapardım neler. Neler yapardın Remzi? Mercimek köftesi falan yapar mısın mesela? Hayır Necati. Kasırgayı engellerdim. Mercimek köftesi yapsaydın ne güzel yerdik. Hortum başladı. Hortum başladı. Birazdan etrafta inekler uçacak. Arabayla hortumdan kaçacağız. Kasırga geliyor Şakir. Hortum değil. Nasıl yani? Hop diri fututu diye dönen hortum yok mu? Evet Necati. Bahçe hortumu var arkada. O dönüyor öyle. Evet. Hortum olmasa da kasırga o kadar şiddetli ki o da seni uçurabilir Necati abi. Of Necati abi uçacak ve bir evin çatısından içeri girecek. Sonra da büyük bir kurtarma operasyonu. Tam bir film gibi. Evet, çılgın hamsiler tatilde. Yanlış örnek. Hızlanıyor bu kasırga. Herkes dikkat etsin. Ay, onlara kalsa her hava olayı tehlikeli. Merhaba çocuklar. Güle güle çocuklar. Kasırga gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Hiçbir şey olmaz. Baba, dikkat. Ya ben niye dikkat edeyim evladım? Yetkililer et. Baba arkanda. Yetkililer dikkat edin diye uyarmıştı. Haklılarmış. Ah kafam. Aferin. Ne oldu demin öyle? Remzi. Remzi. Kim var orada? Remzi. Remzi. Necati sakın beni korkutma. Biliyorsun aniden korkunca kedi gibi bağırıyorum. Remzi. Sen başka bir şey demiyor musun? Sürekli Remzi, Remzi. Başka bir şey. Bu da ne? Bir portal olmalı. Bir geçit. Remzi. Remzi. Geldim. Ne kadar sabırsız bir ses bu. Merhabalar Remzi Bey. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ben bir bilim hayvanıyım. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hamster Bey anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Ya demek öyle. Tabii. Siz de benim yeteneklerimin farkına varmış olmalısınız. Burası bizim deneylerimizi yaptığımız yer. Birazdan da son teknoloji bir uyduyu uzaya fırlatacağız. Ve dünyadaki ekosistemi yakından takip edeceğiz. Efendim, roketi fırlatıyoruz. İyi iyi, fırlatın. Roket bu sonuçta, ne yapacaksınız başka? 3, 2, 1, ateş! Oh oh, bu dev ekranda ne güzel oyun oynanır. Efendim, cihaz roketten ayrıldı. Her şey hazır. Nedir bu cihaz? Çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Neyse, bilindiği gibi biz canlılar ne yazık ki dünyanın ekolojik dengesini bozduk. Bilinçsizce tükettik ve tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihazda bozulmuş olan sistemimizi eski haline dengelemeye çalışacak. Oo, ne taktınız buna? Soba mı? Evet, o ısı iletici güneşten gelen ısıyı dünyaya yansıtmaya yarıyor. Böylece havanın sıcaklığını arttırabileceğiz. Peki yandaki nedir? Klima mı? Aynen öyle. O da soğuk gezegenlerden aldığı -100 derecedeki ısıyı dünyaya yollamaya yarıyor. Böylece havanın ısısını düşürebileceğiz. Lütfen ben kullanayım bu cihazı. Çok hoşuma gitti. Bilim kurgu filmi gibi. Tabii ki de Remzi Bey. Mutluyum. Yuppi.
İşte burası sizin çalışma odanız Remzi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı ayarlayabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Vay canına! Hemen işimizin başına geçelim. Öncelikle hemen bu kasırgayı ortadan kaldıralım. Bunun için de elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane, vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Nasıl oldu? Giden gitti. Bakın, kasırga sona erdi. Sanki bir elektrik süpürgesi birden çekti kasırgayı. Canan, Şakir, babanız nerede? Bilmem ki, az önce buradaydı. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etmem. Sağ ol, içim rahatladı. İşte bu iş böyle yapılır. Mahalleyi kasırgadan kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Alarm, alarm, acil durum. Kuraklık tespit edildi. Acil durum, kuraklık tespit edildi. Kulaklık mı? Kulaklık niye tespit edildi? Kulaklık değil, kuraklık. Rize'nin R'si. Rize'de kuraklık olmaz. Orası hep yağış alır. Bu yeni gelen çıldırtacak beni. Arkadaşım Rize'de değil, senin bölgende kuraklık başlıyor. Eyvah! Demin süpürgeyle çok mu çektim acaba? Dur bakayım. Bunun başka bir ayarı da olması lazım. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Şuna bakın. Susuzluktan hortumum büzüştü. Şakir. Bak bakayım komşularda su var mı? Su kesilmiş. Bakın bakın radyoda ne diyor? Tüm mahallenin dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. Vızır vızır. Radyoda eriyor sıcaktan. Zaten yıllardır televizyon radyoyu bitirmişti. İnternet de televizyonu bitirdi. Acaba interneti ne bitirecek? Sanal gerçeklik mi? Eyvah! Sıcaktan dolayı Necati abi ne dediğini şaşırdı. Neredeydi bu tuş? İşte yağmur butonu. Şakir, koş! Belediye mahalleyi yüzme havuzuna çevirdi. O ney? Ne yüzme havuzu Necati abi? Mahalleyi sel bastı. Necati abi, hepimizin evini su bastı. Eşyalarımız selle birlikte suya kapılıp gidiyor. Bu benim koltuk takımım değil mi? Su sporu yapıyorlar. Bu da benim fişonyerim. Fişonyer değil de şifonyer olmasın o? Burada fişonyerim yüzüyor. Sen hala hatalarımı yüzüme vurma derdindesin Canan. Aşk olsun. Şu giden benim yatağım değil mi? O da su yatağı olmuş. Daha fazla su esprim varsa hepsini yap bence. Kaçın! Köpek balıkları geliyor! Tanju, ne yapıyorsun? Hayatımı kurtarıyorum. Hayır Tanju, ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn oradan. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar. Siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim. Akraba sayılırız. Abi bu doğru mu? Yakalım öyle bir şey. Isırmaya devam et. Bırak onu. Eyvah. İşler iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Buldum. Şu yandaki gezegenden biraz kum çekeyim. Tamam. Şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. İçlem yok. Ay şimdi çok bayılacağım. Sıcak. Çok sıcak. Su. Of. Aman, aman. Of. Aman. Dizlerim parçalandı. Necati abi, böyle yürümemiz gerektiğinden emin misin? İzlediğim tüm çöl filmlerinden çöle düşenler dizlerinin üzerinde oflayarak yürüyorlardı. Böyle yürümekten yoruldum. Hem acıktım da. Evet, ben de çok acıktım. Anne, ne yemek var? Bakın, makarna yaptım.
tatlı olarak da kek var. Anne, sen Serap görüyorsun galiba. Ellerim bomboş. Ne kadar güzel bir gün, ne kadar da güzel bir ortam değil mi? Deme kardeş, şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok, yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Peki bir şey soracağım deme. Senin boynun neden eğri? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceksin. Nerem doğru ki. Nerem doğru ki. Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika. Buldum. Kliması vardı bu makinenin. Çok soğuk. Sabahtan beri macera istiyordun Şakir. Mutlu musun? Evet. Çok. Şaka şaka. Normal konuşabiliyorum ben. Bakkal amca. Dondurman var mı? Ayol. Bu Tanju niye üşümüyor? Sokakta yaşadığı için alışmış soğuğa herhalde. Evladım ben olmuşum dondurma. Sen ne diyorsun bakayım? Dondurma mı oldun sen? Bakkallı dondurma. İlginç. Eyvah. Tüm mahalleyi mahvettim. Hepsi benim suçum. Canan haklıymış. Bu iş ne kadar da zormuş. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Buna bastım. Şuna da basayım. Buna da. Küresel ısınma başladı. Küresel ısınma başladı. Ne yaptın sen? Milyonluk makineyi bozdun. Hepimizin işi bitti. Ay. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İmdat! Nihayet kendine geliyor. Remzi! Eyvah! Tosun abi! Ne diyorsun Remzi? Ne Tosun abisi? Tosun abi mi? Ne? Rüya mıymış? Evet rüyaymış. Hepsi rüyaymış. Oh, dünya varmış. Baba, ne oluyor? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Hem de çok. Bana ne oldu peki? Ha? Kafam niye sargılı? Ne olacak? Kafana kasırgada uçan bir dikkat tabelası çarptı. Kafana tabela çarpınca da bayıldım. Tüm halkımızın dikkatine. Kasırga tehlikesi geçmiştir. Şu anda aldığımız bilgiye göre kasırga tehlikesi ortadan kalkmıştır. Geçmiş olsun. Duydunuz mu? Tehlike geçmiş. Ama ben gerçekten gördüm olanları. Siz bilmiyorsunuz. Hamsterlar var. Uzaya bir tane uydu yolladılar. Diğer gezegenlerden bir şey çekip buraya ısı yansıtıyorlar. Güneş panelleri var. Hatta elektrik süpürgesi de var. Sonra ekranda birden yazılar çıkıyor. Alarm çalıyor. Küresel bir şeyler oluyor. Sonra da... Eyvah! Bayıldı yine. Oo, hazır bayılmışken bence suratına bir şeyler çizelim. Saçmalama Necati. Evet diyenler... Hadi Kadriye hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Of. Kimde pastel boya var? Hay! Azıcık da bana yer açın. Yapacağım. Kansan Necati derler bana.